Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sıcak şarap hazırlayacağız. Özellikle yılbaşı akşamları için farklı ve lezzetli bir seçenek olacağını düşünüyorum. Hangi tip şaraplar ısıtılır derseniz aslında hangisini isterseniz ısıtıp içebilirsiniz. Ama özellikle meyve şarapları ısıtıldığında aromalarını daha çok hissettirirler ve baharatlarla desteklendiğinde çok daha lezzetli bir sonuç ortaya çıkar. Sıcak şarap baharatlarla hazırlanır dostlarım. En güzel sonucu bu şekilde alırsınız. Peki hangi tip baharatlar kullanırız derseniz, bunun için tatlarda kullanılan baharatlar işimizi görecektir. Nedir bunlar derseniz, yeni bahar, tarçın, kaküle, karanfil, Hindistan cevizi, vanilya, rezene, anason vesaire. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış ve damak zevkinize kalmış dostlarım. Bunun belli bir tarifi yok. Yani bu böyle böyle yapılır diye bir şey yok. Biz bugün tarçın, Hindistan cevizi, vanilya, rezene ve karanfil kullanacağız dostlarım. Ayrıca limon, portakal ve elma kullanacağım. Taze olarak kullanıyorum bunları. Limonun böyle güzel kabuklu, hoş kokulu olması gerekiyor. Taze olması gerekiyor. Bunun çünkü rendeleyeceğiz kabuğunu. Onun aromasını alacağız. Suyunu kullanacağız ama yarım yarım yapacağız. Bu arada vanilya biraz bulunması zor ve pahalı bir baharattır. Bunun yerine şekerli vanilin kullanabilirsiniz. Burada basitçe hemen hemen her evde bulunabilen baharatlardan nasıl yapılacağını göstereceğim size dostlarım. Dediğim gibi bunun belli bir tarifi yok. Sadece hazırlanışını göstereceğim. Şarap olarak da peki hangi şarapları yapacağız derseniz dediğimiz gibi daha önce birlikte birçok şarap yaptık. Meyve şarabı yaptık daha çok. Bu meyve şaraplarından elinizde olan varsa kullanabilirsiniz. Ben bugün roze şarap hazırlayacağım. Roze şaraptan yapacağım. Çünkü elimde başka meyve şarabı yok. Birlikte yaptığımız şaraplar vardı. Elinizde olan varsa onlardan kullanabilirsiniz. Şöyle bir geçmişe dönüp bakalım. Hangi şarapları yapmıştık birlikte? Bir görelim bakalım. Hafızamızı tazeleyelim. Bugün size Japonların milli içkisi, pirinç şarabı ya da rakısı olarak da adlandırılan sake yapımından. Bugün size mandalina şarabı yapacağım. Bugün size Rusların çok sevdiği içki olan ekmek birası ya da ekmek şarabı anlatacağım arkadaşlar. Kvas da diyorlar buna. Arkadaşlar, bugün size Hindistan cevizi şarabı yapımı anlatacağım. Evet dostlar, bugün size çilek şarabı yapımını anlatacağım. Evet arkadaşlar, bugün erik şarabı yapacağım. Bugün muz şarabı yapacağız. Evet arkadaşlar, bugün ananas. Bugün kuru üzümden şarap yapacağız. Bugün şeftali şarabı yapıyoruz. Bugün yaş üzümden, taze üzümden şarap yapımını anlatacağım. Bugün Trabzon hurması, Hatay hurması ya da cennet elması olarak adlandırılan bu meyvelerden şarap yapacağız. Bugün roze şarap ve blaştan bahsedeceğiz. Bu elmaları kullanarak 5 ayrı ürün elde edeceğiz. Neler yapacağız peki? Elma şarabı, elma birası, cider, elma sirkesi, kalamposadan ikinci bir şarap ve son olarak elma. Güzel tarifler yapmışız birlikte dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Dostlarım, şimdi hazırlığımız aslında çok basit. Yapacağımız hepsinden böyle birer birer çok küçük azar miktarda koyacağız ve biraz kaynatacağız. Şimdi dikkat edilmesi gereken hususları anlatayım. Ardından yapımına geçeceğiz. Dikkat edilmesi gereken hususlar en başta. Kullanacağımız şarabın miktarının %10'u kadar baharat karışımı ekleyeceğiz. Çünkü varsayalım şarabımız %12 civarında olsun. Eğer bunu birebir baharat karışımı yaparsanız birincisi baharat çok baskın gelir ve alkol oranımız düşer. Birebir yaparsanız %12'den 6'ya düşecektir ve şarap şaraplıktan çıkar. Sadece bir hafif alkollü içecek haline gelir. Bunun için sadece %10 kadar raiha vermek için kullanacağız baharatlarımızı ve alkol oranımızı fazla düşürmeyeceğiz. Bunun için tabii size kalmış çok baharatı seviyorsanız daha yükseltebilirsiniz ama dediğim gibi alkol oranını düşürmüş olur. Isıtma konusuna gelirsek birkaç yöntem söyleyeceğim ama tabii önce bunun için şöyle daldırma tip bir termometremiz olursa daha kontrollü bir şekilde yapabiliriz. 60 santigrat dereceye kadar ısıtacağız. Daha fazla değil dostlarım. Daha fazlasında buharlaşma başlar ve etil alkolümüz uçar. Yine alkol kaybına uğrarız. Bundan dolayı da dediğim gibi daldırma tip termometremiz varsa çok daha kararlı bir sonuç alırız ama yok ise yine çözümümüz var. Bunun için şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Isıtmada isterseniz bütün hepsini
Şöyle bir tencereye boşaltıp bütün şarabımızı hepsini boşaltıp üzerine karışımı ekleyebilirsiniz. Karışımı ekledikten sonra ısıtmaya başlarsınız ve şöyle parmağınızı şu şekilde daldırırsınız. Tabii parmağınız temiz olacak. Dayanabileceğiniz sıcaklığa vardığınızda artık şarabımız ısınmıştır. Daha fazla ısıtmayın dostlarım. Yani kara düzen bunu söyleyebilirim size. Eğer elinizde başka alet edevat yoksa. Ya da şunu yapabilirsiniz. Kesin çözüm. Kullandığımız miktar kadar suyu yine şu şekilde bir tenceremize koyacağız. Kaynar olarak. Kaynar olarak koyduktan sonra cam şişe olması lazım. Plastik şişe kullanmayın ya da başka şeylerde. Şu şekilde içine koyup hani bir akiti ısıtıyorduk. Bilen arkadaşlarımız, yapan arkadaşlarımız biliyorlardır. Bu şekilde 15-20 dakika kadar beklediğinde üzerine ısıyı alacaktır ve yeterli sıcaklığa ulaşacaktır dostlar. Basit birkaç yöntem gösterdim size. Eğer elinizde alet edevat yoksa bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim yapımına. Dediğim gibi arkadaşlar ben bugün şurada tarçınım var. Kabuk tarçın kullanabilirsiniz. Toz tarçın kullanabilirsiniz. Sonunda bu işin sonunda zaten süzeceğiz. Toz tarçın da kullanabilirsiniz dostlarım. Biraz Hindistan cevizi kullanacağım. Birkaç tane sadece 2-3 tane belki en fazla 4 tane karanfil. Hatta o bile fazla. 2 tane karanfil yeter. Çok az miktarda ben rezene kullanacağım. Rezeneyi sevdiğim için ekleyeceğim. Şekerli vanilin koyacağız. Şöyle 2-3 kaşık şeker atacağız. Ve yarım limon kullanacağız. Bunun kabuğunu rendeleyeceğiz. Şu şekilde ince ince. Beyaz kısmına girmiyoruz. Beyaz kısmı acıdır olur biliyorsunuz. Aynı şekilde yarım portakal. Bunu da rendeleyeceğiz. Ve o yarım portakalın suyunu, yarım limonun suyunu kullanacağız. Çok az da şöyle bir tatlı kaşığı kadar da elma rendeleyeceğiz dostlarım. Şöyle bir karışım yapacağız. Dediğim gibi hayal gücünüze ve damak zevkinize kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde yaparsınız. Dostlarım şimdi bunlardan şöyle birer kaşık atacağım. Yani birer kaşık değil daha doğrusu. Çok az miktarda. Şimdi şöyle bu şeker. Buradan ben 2 kaşık şeker atıyorum. Şu şekilde. Rezene kullanacağım. Çok az miktarda. Fazlasını yaparsanız bu sefer baskın gelir. Onu o yüzden biraz göz kararı. Yani bunda belli bir ölçü yok. Ben şuradan karanfil atacağım. 2 adet yeterli olacak. Yani dediğim gibi fazlası biraz acı oluyor. Karanfil biraz baskın bir tat. Hindistan cevizini fazla kullanabilirsiniz. Bunu böyle dolu dolu ben bir kaşık atacağım. Bunun yanı sıra çok az miktarda tarçın. Dediğim gibi çubuk da atabilirsiniz. Ben şöyle yarımdan biraz daha az tarçın atıyorum. Ve vanilyamı ekleyeceğim. Paketin hepsini dökün dostlarım. Zararı olmaz. Hem şeker hem vanilyasını kullanacağımız için. Şu anda karışım için ilk adımımız hazır. Şimdi dediğim gibi bunun yarısını önce şöyle bir keselim. Bunun yarısını suyunu kullanacağım. Ama kaynadıktan sonra. Bunun da yarım limonun kabuğunu kullanacağım. Ve yine suyunu kaynadıktan sonra ekleyeceğiz. Şöyle çok az miktar dediğim gibi bir tatlı kaşığı kadar kabuğuyla beraber elma rendeleyeceğim. Bence gayet güzel. Şu şekilde de sadece limonumuzun dış kısmını yapacağız. Hani kek yapan arkadaşlar bilirler. Kek yapılırken genelde bu şekilde yapılıyor. Bunu kullanacağız. Biraz da bundan kullanacağız. Ve hazırlığımızı yapacağız. Bütün bunların hazırlığımızı yapalım. Ardından bir su bardağı sıcak su dökerek kaynatacağız dostlarım. Evet dostlarım, rendeleme işlemimiz bitti. Şu şekilde elma, limon ve portakal. Tabii küçük olması lazım. Çok fazla yaparsanız onlar da baskın gelir. Yani biraz böyle dediğim gibi göz kararı olacak. Şimdi bunu da elma, limon ve portakal. Bunları da ekledim. Tüm baharatlarımdan biraz var. Şimdi dostlarım bir bardak su koyuyorum ama temiz su olmasına dikkat edin.
Bunu 5 dakika kaynatıyoruz. Sadece 5 dakika dostlarım. Daha fazla yapmayacağız. Çok fazla bu sefer acışmaya gider. Bundan dolayı şöyle 5 dakika kaynatacağız. Böyle bir suya aromasını versin. Ardından süzeceğiz. Elimizde baharatlı bir karışım olacak. Ardından şarabımıza ekleyeceğiz bunu. Kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar, kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika fokurdamaya başlayınca 5 dakika bekliyoruz sadece. Ardından soğumaya bırakıyoruz. Karışımımız soğudu. Eğer kendiliğinden bırakırsanız aynı zamanda demlenmiş olacaktır. Yani 25-30 dakika sonra, yarım saat içinde soğumuş oluyor zaten. Ilık olsa da olur. Şöyle bir bez koyacağım. Şöyle bir hunimiz var. Buradan döküp posayı süzeceğiz dostlarım. Ve o suyu şarabımızda kullanacağız. Burada kabuğunu rendelediğimiz portakal ve limon vardı. Onların da suyunu soğukken ekliyoruz. Bu şekilde bakın şu an elimizde çok güzel bir karışım oldu. Bunu üzerine şu şekilde limonumuzu sıkacağız. Portakalımızı sıkacağız. Bu kadar yeterli. Yani size kalmış. Dediğim gibi ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Şimdi dostlar yapacağımız şey şu. Buradan %10'u kadar demiştik. Bunun işte 1 litre ise eğer, dediğim gibi bir çay bardağı 100 ml geliyor. 100 ml kadar alıp gerisini aynı miktarda karışımımızdan ekleyeceğiz ve ısıtacağız. Hangi yöntemi isterseniz o şekilde ısıtmasını yaparsınız. Ben şimdi bu 500 ml olduğu için bunun yarısını kullanacağım. Bu arada roze şarabımız gerçekten çok güzel. Yarısını aldım. Ve yarım ekleyip üzerine kaynatacağım. Hepsini buraya dökeceğiz. Ya da artık dediğim gibi ısıtma yöntemi size kalmış. 60 dereceyi geçmiyoruz. Kaynatmamız, ısıtmamızın sonucunda daha fazla ısıtırsak alkolümüzü uçururuz. Etil alkol olduğu için. Aslında 78 derecede uçuyor ama hani kaçırırsanız ölçüyü uçar ve gider. Dostlarım, müthiş bir karışım olduğunu söyleyebilirim. Çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Ben şimdi bunun hepsini yapmayacağım. Çünkü başka roze şarabım kalmadı. Hepsini yapmayacağım. Size göstermek için anlattım. Az bir miktarda ısıtacağım ve o şekilde içeceğim dostlarım. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Bu tarifi deneyin ve sonucunu yorumlarda paylaşın dostlarım. Mutlu seneler diliyorum. Umarım gelecek yıl bir önceki yıldan çok daha güzel olur. Çok daha umutlu olur. Sevdiklerinizle mutlu yıllar diliyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.